İnsan hayal ettiği müddetçe yaşar. Hayal ettiği müddetçe hayata yeniden başlar. Üzerinde durup ileriye yürüyebileceğim ayaklarım yoktu. Daha okula bile başlamamışken herkes sokakta oyun oynadığında ben gönlümce aralarına katılamıyordum. Bu his ilkokula başladığım gün katlanarak arttı. Erzurumlu Şeyma Nurtekin'in en büyük hayali hayata yeniden adım atmaktı. Ya tekerlekli sandalyemde oturup hayatı seyredecektim ya da sürünerek de olsa ilerleyecektim. Ben ilerlemeyi seçtim. Bunun için biyonik protez takılması gerekiyordu. Öyle sade bir protez değildi bu. Dünyada yeni gelişen bir teknikle harekete geçirmeliydi bacaklarını. Peki nasıl olacaktı? Kendi imkanlarımla alabildiğim düşük maliyetli protezler beni yürütmeye yetmedi. Hep geçecek derdi annem. Bense sevinirdim. Çünkü anneler asla yalan söylemez. Özgürlüğe bu kadar yaklaşmışken pes etmek hayallerime haksızlık olurdu. Ben de içimdeki çığlığı insanlara haykırmak istedim. Anlatmak istedim, anlaşılmak istedim. Çünkü sessizliğim kulaklarımı sağır ediyordu. Hiç beklemediğim bir anda hayallerime giden yolda bana bir el uzanmıştı. Protez bacaklar demek, Şeyma Nur için hayatının tümden değişmesi demekti. Düşünsenize, kendi başına ayağa kalkacak, yürüyecek, gelecek ona değil, o geleceğe hem de kendi adımlarıyla gidecekti. Şeyma Nur Tekin'in tam da hayal ettiği gibiydi bu. 1,5 ay boyunca annemle birlikte İstanbul'da misafir edildik. Rehabilitasyon sürecimde önce ayakta durmayı, sonra adım atmayı öğrendim. Şeyma Nur Tekin de ilk adımlarını Taksim İstiklal Caddesi'nde atsın istiyordu. Rehabilitasyonum bittikten sonra yeni protezlerimle kalabalıkların arasında yürüyebilmek istedim. Başardığımı herkesin görmesini istedim. Sevincimi paylaşmak istedim. O filmlerde gördüğü nostaljik tramvayın yanında Taksim'in simgesi Atatürk heykelinden devam ederek İstiklal Caddesi'ni görmek, yürümek, o dinamizmi, o cıvıl cıvıl kalabalığı, birbirinden renkli dükkanları o da hissetmek istiyordu. Akranı olduğu gençler gibi ben de İstiklal Caddesi'ndeyim demekti hayali. Ve Şeyma Nur Tekin sanki İstiklal Caddesi'nde değil de düşler ülkesinde yürüyordu. Şeyma Nur Tekin şimdi memleketi Erzurum'da. Çalışma hayatına başladı. Sağlam adımlarla hayat yolunda ilerliyor. Ve geleceğe güvenle bakıyor. Evet. Bu benim için bir sürprizdi. Bundan birkaç gün öncesine kadar geleceğini söylediler. Ben kendisini aradım. Sevgili Şeyma Nur. Yani seninle bağlantı kuracaklarmış bu hayata tutunmak konusunda. Abi ben gelmek istiyorum dedi. Gel kız dedim. Abi seni görmek istiyorum dedi. Gel gör dedim. Geldi mi? Burada mı? Buralardaysa gelsin. Herhalde burada. Evet. Gel bakalım. Gel. Şöyle gel bakalım. Evet. Merhaba. Şimdi. Hoş bulduk. Bak Melek ablan da burada. Merhaba. Çok severek takip ediyorum zaten kendisini ederim. De. Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sarılalım. Aranızda olmak çok güzel. Evet. Ben şunu söyleyeceğim. Tabii takipçilerim soruyor. Biz yayınlıyoruz ama o anda Twitter'da %9'muş bir anda yayınladığını görmek, tüm Twitter'ın görmesi. Hemen %10, %90'ı unutabiliyor. Ben takipçilerime teşekkür ediyorum. Sevgili Şeyma Nur'a destek oldunuz. Sizler onun hayata tutunması için paraları siz verdiniz. Ben vermedim. Vallahi ben vermedim. İnsanlar diyor ki Haluk Levent, hayır Haluk Levent yardım etmedi. Haluk Levent Şeyma Nur'un durumunu ortaya koydu. Evet. Çok enteresandı. Beni bir gün aradı. Ulay konuştuk. Abi dedi durum böyle böyle.
ben nereleri aramadım? Ziraat Bankası müdürleri vesaire kampanya nasıl olacak vesaire. Valilikten kampanyası çıktı. Çok fazla konuştuk. Çok fazla konuştuk. Telefonla çok konuştuk biz. Sonra bir abi dedi, ben İstiklal Caddesi'nde yürümek istiyorum. Evet. Gerçekten. Yani o günü hiç unutmuyorum. Ben yürümek istiyorum. Orada dolaşmak istiyorum dedi. Onu solumak istiyorum dedi. Az önce VTR'deki o her zaman dinlemeye alıştığımız olan ses diyordu ya, aslında yürüdüğü düşler ülkesiydi, düşleriydi diye. Gerçekten ben çok duygulandım. Seni de burada ağırladık. Sebebi şu. Hem sen istedin buraya gelmeyi, biz bağlantı kuracaktık. Hem de sevgili takipçilerim ve sevgili ekran başındaki arkadaşlarım, dostlarım, tüm aileler. Bizler insanların hayatına dokunarak onların yüzünün gülmesini sağlıyoruz. Ayakta olmasını sağlıyoruz. Sevgili Şeyma Nur da onlardan bir tanesi. Evet. Bana buradayken hani... Seni takipçilerim sadece fotoğrafını gördü. Bir şey söylemek istersen. Tabii ki çok istiyorum. Ben bundan 2 yıl öncesine kadar tekerlekli sandalyede otururken başta sizin sonra binlerce insanın desteğiyle ayağa kalktım. Bacaksızdım. Evet doğru, bacaksızdım. Sonra demir kadın oldum. Ve ben demir kadın olarak kalplere dokunmak istiyorum. Sosyal medya çok etkin bir yer. Ben sosyal medyayı çok aktif olarak kullanıyorum. Ve istiyorum ki sosyal medyada, sosyal sorumluluk projelerinde rol alayım. Rol model olayım, demir kadın olarak. Bir hayalim daha var, onu da paylaşmak Söyle istiyorum. ben dizüstü protez kullandığım için bu bacaklar bizim uzuvlarımızın yerini tutuyor. Hani bir ayakkabı gibi değil. Diğer sağlıklı insanlar bir mağazaya gidiyor, bir ayakkabı alıyor. Onlara alışma süreci maksimum 2 gün. Ama bizde durum böyle olmuyor. Ben bu konuda araştırmalar yapıyorum. Amerika'da bir protez kliniği var. O protez kliniğine çeşitli ülkelerden protez kullanıcıları gidiyor. Zorlu yaşam koşullarında kendi sınırlarını aşmayı öğreniyorlar. Profesyonel bir ekip tarafından. O insanlar koşuyor. Ya ben de koşmak istiyorum. Yani oraya gidersen oraya kaydoluyor musun yoksa yani orada bir ücret veriyor musun? Çok bilmiyorum. Yani orada eğitim almak istiyorum. Ve o eğitimi Türkiye'de gönüllü olarak protez kullanıcılarıyla paylaşmak istiyorum. Şu an benim en büyük hayalim bu. Çok güzel. Ya koşmak istiyorum Haluk abi. Ben çünkü hayatımda hiç koşmadım. Ve bundan sonra da protezlerimle hayatıma devam edeceksem bunu en iyi şekilde yapmak istiyorum. Evet ya. Bunu ben ilk kez... Evet ilk defa duyuyorsun. Evet. Onun için çünkü... ne yapabiliriz? Şunu söyleyeyim. Evet. Muhakkak... En azından seni Amerika'ya gönderebiliriz. Ya çok isterim. Evet, biraz sonra hemen birileri mesaj atar. İlk adım atılmalı bence. En azından sen araştırmanı yap. Evet. Ve seni Amerika... Ben sizinle paylaşacağım. Sen şu anda biraz sonra konuşuruz. Tabii ki. Ben şu anda ekran başındakilere söylüyorum. Bu gelişme durumu olursa, böyle bir gelişme olursa içeride konuştuğumuzda sonra Amerika'ya gönderebiliriz. Amerika'ya uçak bileti alacak hayırseverlerimiz çok. Evet. Yaparlar ve bu düşlerin için belki... Evet. Bir an önce araştırma yaparsın, gidip orada görürsün. Evet, evet. Daha sağlıklı olur. Evet, çok istiyorum. Bu arada bunu paylaşmak istemesi çok güzel bence. Evet. Hani gidip orada bir şeyleri öğrenip oradan geldikten sonra bunu ülkemizde bir şekilde kendi gibi olan insanlarla paylaşması, onlara güç vermesi çok özel. Şöyle, ben ayağa kalktım ama ayağa kalkmayı bekleyen binlerce insan var. Türk halkı bana çok destek oldu. Ben onlara karşı kendimi sorumlu hissediyorum. Vefa borcumu ödemek istiyorum. Çünkü artık ayağa kalktığıma göre diğer insanlara... Özür dilerim. Bir telefon var, konuşacağız daha.